Herkese merhabalar. 2025 KPSS tayfa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Tek öğrenci koçu Rukiye, Tuğba, boğa ben. Nasılsınız? Hoş geldiniz kıymetli 2025 KPSS öğrencilerim. Umarım yazınız çok güzel geçiyordur. Umarım hazırlık sürecinize başlamışsınızdır. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize yeniden merhabalar. Az önce galiba sesimi alamadınız. Herkes hoş geldi 2025 KPSS Tayfa. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyfiniz çok yerindedir. Yaz tatiliniz çok güzel geçiyordur. Herkes hoş geldi. Kimler var bakalım aramızda? Kimler hangi alanlardan hazırlanıyor? Nerelerden katılıyor? Hemen bir tanışıp kaynaşalım. Ben tek uzam rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba bu arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Bomba gibi bir seminere hazır olun arkadaşlar. Çünkü en çok aldığımız soruları bir seminerde derledim. Artık biliyorsunuz 2025 sürecini şekillendirmeye başlıyor öğrenciler. E çünkü 24 sınavını öyle ya da böyle atlattık. Sonuçlar yakın tarihte açıklanacak ama... ...bir öğrenci zaten sınava girdiğinde arkadaşlar kazanıp kazanamayacağını... ...ya da çok iyi geçip çok da iyi geçmediğini anlayabiliyor. O yüzden eğer... Ciddi anlamda 24'e girenler için söylüyorum bu arada bunu. Belki aranızda ilk kez girecek olanlar da var. Zaten detaylı tanışıp kaynaşacağız ama eğer 24'e giren sonuçlarını bekleyen öğrencilerim varsa bence arkadaşlar acele edin. Kaybedeceğiniz 10 gün, 20 gün, bir hafta bile gerçekten hazırlık sürecinde çok çok önemli. Gökçe Hocam merhabalar, hoş geldiniz. O yüzden bu seminerimizde arkadaşlar bir dönem boyunca artık Ağustos ayı itibariyle verimli çalışma yönteminizi, seviyenizi bilmenin avantajlarını, seviyenize göre hangi türde, hangi çalışmayı nasıl yapacağınızı ve en önemlisi arkadaşlar can alıcı noktaya geliyorum. Hepinizin en çok problem yaşadığı kısım hocam sürecimi, dönemimi nasıl planlayacağım? Çalışma programınızı neye göre hangi kriterleri referans alarak hazırlamanız gerektiğini ve bu programa uyum sağlayıp sağlamadığınıza dair performansınızı takip etmenizin başarılı olmanız için aslında ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olacaksınız arkadaşlarım. O yüzden herkes hazırsa, herkesin dikkati, gözü, kulağı bendeyse seminerimiz Başlıyor arkadaşlar. Çayımızı, kahvemizi, soğuk suyumuzu alabiliriz yanımıza. Güzel, etkili. Sizin de katılımınızı bekliyorum. Dolu dolu bir seminer yapacağız birlikte. Şimdi arkadaşlarım Öncelikle gireceğimiz sınavı tanıyor muyuz? Aramızda kimler hangi bölümlerden mezun? Ve daha önce sınav deneyimleri oldu mu? Bu yıl mesela girenler var mı? Aramızda öğretmenlerimiz var mı? A grubu öğrencilerimiz var mı? Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Gökçe Hocam sen hangi bölüm mezunusun? Ya da diğer öğrencilerim. Mutlaka eminim aranızda öğretmenlerim var. Çünkü arkadaşlar önümüzdeki yıl çiftliği tekli yıl. Çiftli yıl artık geride bıraktık. Ve 25'te ya alandan ya da biliyorsunuz ki arkadaşlar öğretmenlik ÖABT'den atanabiliyoruz. Gireceğimiz sınavı ne kadar tanıyoruz arkadaşlar? Nedir bu KPSS dersek KPSS mezun olduğumuz bölümlere göre farklı oturumlardan oluşan bir sınav arkadaşlar. Genel kültür, genel yetenek var. Öğretmenlerim için eğitim birimleri var. Alanı olan hocalarım için ÖABT var. İBF ve hukuk mezunlarım için arkadaşlar KPSS A grubu gibi daha yüksek memuriyet kadroları var. O yüzden herkes hangi sınava gireceğini öncelikle çok iyi analiz etmeli. Çünkü hazırlığa başlamadan önce nedir arkadaşlar önemli olan hedefi belirlemek ve hedefe kitlenmek diyebiliriz. Öncelikle hepinizde bireysel öğrenci koçluğu rehberlik görüşmelerimde de en çok aldığım geri bildirim sayın Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklamaya çok takılı kaldığınızı görüyorum arkadaşlar. Hocama tam olmayacak hocam 3 yıl hiçbir yere gidemeyeceğiz hocam tam sınava gireceğim tasarruf tedbir haberleri yayıldı. Bunu kesinlikle Olumsuz olarak algılamayın arkadaşlarım. Çünkü şu bir gerçek ki her krizin mutlaka bir fırsatı vardır. Ama sen bunu görürsen, bu fırsatı yaratabilirsen, bu fırsatı kendin için uygun hale getirebilirsen. O yüzden şu an öğrencilerimden en çok aldığım soru Hocam kamu tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olanların yerine alım yapılacak olması nasıl bir etki yaratacak? Sizin fikriniz nedir diye bana çok soruyorlar arkadaşlar. Ben şöyle açıklayabilirim. Evet belirli bir tarihi var ama bu dışarıdan alımın hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Açıktan atamalar arkadaşlar devletin bütçesi el verdiği süreci olacak. Onun dışında 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak. Ve size güzel bir haber arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl 23.670 öğretmenimiz Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından vefat sebebiyle istifa sebebiyle, emeklilik sebebiyle ayrıldı. Yani dolayısıyla boş, konten boş kontenjanımız 23.670'ti. Ve açılan kontenjan sayısı da arkadaşlar 20.000'di. Yani sizce bu sayı gerçekten az mı? Ya da kendimize bu kadar güvenmiyor muyuz? Binlerce öğretmenin ya da diğer alan öğrencilerinin içerisinde 20.000'e 20 giremez miyiz? Sizce? Ben girebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bence girebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve arkadaşlar geliyorum derece yaptıracak beş yönteme. Arkadaşlarım hazırlık sürecinde kesinlikle Gökçe Hocam ben size güveniyorum. Arkadaşlar bu KPSS semineri şu an gördüğünüz üzere KPSS ile alakalı bilgiler veriyorum. Ama YKS öğrencilerim de kalabilir. Onların da hazırlık süreçleri önemli ve vereceğim bilgiler hazırlanan her öğrencimi çok yakından derinden ilgilendiriyor arkadaşlar. Geliyorum derece yaptıracak 5 yöntem. Evet iyi ya da kötü bir süreci geride bıraktık. Belki aranızda YKS öğrencilerim için söylüyorum arkadaşlar. İlk kez girenler olacak. Belki mezuna kalanlar olacak. Belki ikinci, üçüncü kere mezuna kalanlar var aramızda. Bu hiç önemli değil. Ya da aynı şey KPSS için de geçerli arkadaşlar. Bu da hiç önemli değil. Hedefimiz bu yıl kesinlikle kazanmak olmalı. Kesinlikle atanmak olmalı arkadaşlar. Ve bunun için de artık gerideki yıllarda yaptığımız hataları yapmamalıyız. Peki sizin en büyük hatanız ya da kendinizde eksik gördüğünüz nokta neydi? Sizce neden olmadı arkadaşlar? Girenler için söylüyorum. Tabii ki ilk kez giren öğrencilerin bu noktada daha nötr bir tarafta. Onlar başarıyı da başarısızlığı da tatmadılar. Ne mutlu onlara. Sizin için sorun neydi arkadaşlar? Benim en çok bireysel yaptığım görüşmelerde arkadaşlar biraz daha kendini tanımamanın, geleceği sınavı tanımamanın, hedefe doğru belirleyememenin en önemlisi de arkadaşlar en çok aldığım geri bildirim hocam ben, ben program hazırlayamıyorum. Programla çalışamıyorum. Bu yüzden sürecim istikrarlı ilerleyemiyor. Haliyle istediğim sonuca ulaşamıyorum diyen öğrencilerim çok fazla. Eminim siz de benzeri sorunlar yaşıyorsunuz. Arkadaşlar verimli çalışmanız için öncelikle bir kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Yani sen nasıl ders çalıştığında daha fazla verim alırsın. Sen öğrendiğin bir bilgiyi Kaç günde bir tekrar etmelisin unutmaman için? Sen çalışmaya başladığında kaç dakika sonra mola vermelisin dikkatinin dağılmaması için? Sen çalışırken not almalı mısın? Almamalı mısın? Bu çok önemli bir kriter ve birçoğunuz arkadaşlar eminim bu özelliklerini bilmiyor. Kendini tanımıyor. Tamamen random tamamen gelişi güzel masanın başına oturuyor arkadaşlar ve oturduğu zaman da önüne ne gelirse YouTube'da o video mu çıktı çalış arkadaşı bu kitabı mı aldı hemen aynı kitabı al ya da Türkiye birincisinin programını mı gördü hemen kopyalı yapıştır emin olun arkadaşlar aynı programı uygulasanız da aynı sonucu elde edemeyeceksiniz. Çünkü her birinizin tıpkı parmak izi farklı olduğu gibi bilişsel süreciniz, psikolojik süreciniz ve yaşam standartlarınız birbirinden farklı. O yüzden arkadaşlar ben her zaman söylerim ne kadar ders çalıştığınız zamansal olarak önemli değil. Eğer çok çalışıp yanlış yöntemlerle çalışıyorsanız çok çalışmak sizi hedefinize ulaştırmaz. Ve bir konuyu öğrenmek için arkadaşlar önce o konuya nasıl yaklaşmanız gerektiğini, akabinde o konuyu kendinize uygun hale nasıl getirmeniz gerektiğini bilmeniz ve bütün bu bildiklerinizi bir programa dökmeniz, buna uygun çalışmanız gerekiyor. Mesela şu an ekranda ne görüyoruz arkadaşlar? Herkes ekrana odaklansın. Ekranda bir öğrencimin örnek tanesini yansıttım size arkadaşlar. Gördüğünüz öğrencimiz bizim kayıtlı öğrencimiz Ayla. Ve Ayla kayıt olur olmaz kendini tanımadığı için ve yüzde yüz istediği sonuca ulaşmak isteyen çok idealist hedeflerine kitlenmiş bir öğrenci olduğu için biz öncelikle onu tanıyarak yola çıktık ve Ayla'yı eğitim analizlerimize dahil ettik ki bu analizleri mutlaka daha öncesinden bizi takip eden, bizimle görüşen, reklamlarımızı gören ya da benim seminerlerime daha önce katılan öğrencilerim de vardır arkadaşlar. Mutlaka görmüşsünüzdür hatta içinizde çözenler bile vardır. Çözenler çok şanslı. Çözmeyenler çok şey kaybetti ama merak etmeyin arkadaşlar seminer sonunda analize nereden nasıl girmeniz gerektiğini tarif edeceğim ve çözmeyenler için de çözme hakkı tanıyacağım. Karşınızda Ayla arkadaşlar. Ayla'nın zihinsel kimliği burada. Siz bir öğretmen olsaydınız ya da bir öğrenci koçu ya da bir rehberlik uzmanı bu özelliklere sahip bir öğrenci karşınıza gelseydi arkadaşlar onda ilk ne söylerdiniz? Sizin dikkatinizi ilk ne çekerdi? Bunu çok merak ediyorum. Mesela arkadaşlar bu kimliğe baktığımda bazı özelliklerin kırmızı olduğunu görüyorum. Kırmızı ne rengidir? Bakın bugün benim de kullandığım renk. Kırmızı aslında bir alarm rengidir değil mi arkadaşlar? Evet Gökçe hocam şimdi tam onu açıklayacağım. Kırmızı bir alarm rengidir. Yani bir yerde kırmızı görüyorsan dikkat, dikkat, dikkat. Fokuslanman gerekiyor. Mesela eğitim analizi sonucunda kırmızı gördüğüm değerde Unutma hızı yüksek. Nedir bu unutma hızı arkadaşlar? Kişilerin algılama hızları vardır arkadaşlar. Bir konuyu öğrenme süreleri vardır. Mesela Gökçe hocam ve ben ikimiz aynı anda aynı derse girdik. Ve ders bitti. İkimizin o dersten anladığı şeyler farklı. Belki birimiz çok iyi anladı arkadaşlar. Birimiz hiç anlamadı. Birinin daha çok öğrenme hızı düşüktür. Birinin daha yüksektir. Ya da aynı bilgiyi aynı anda kütüphanede çalıştık ve ikimiz de öğrendiğimizi düşündük ve artık öğrendik de. Peki Gökçe hocamla ben sizce günü gününe, saati saatine, aynı dakikada mı unutuyoruz arkadaşlar? Mesela ikimizin de unutmazına göre tekrar yapması gerekiyor. Hayır. Belki Gökçe Hocam benden daha erken unutacak. Ve daha erken unutan öğrenci ne yapmalı arkadaşlar? Düşünün. Matematik dersine girdik. Ben matematik öğretmeniyim. Üstü sayılar konusunu bütün bir sınıfa anlattım. Sınıf 60 kişi. Ve dedim ki çocuklar dersimiz bitti. Önümüzdeki ders köklü sayılara geçeceğiz. Üstü sayıları sen bugün öğrendin bugün günlerden de 10 Ağustos ve kendini tanımıyorsun diyelim ki böyle bir analizle hiç karşılaşmadın pekuzemle şanslı değildin yolun hiç kesişmedi ve sen bunu ta dönem sonuna kadar yani şu an Ağustos'tayım belki dönem sonu kampı artık Mayıs'ta mı olur Nisan'da mı olur? ya da haziranda mı olur öğretmen o konuyu tekrar ettirene kadar diyorsun ki okey ya ben bu konuyu çalıştım öğrendim. Neyse ben haftaya iki konuya bakarım diyorsun. Ve bunun gibi dediğin onlarca konu var. Fizik dersi geliyor, kuvvet konusunu işliyorsun. Onu da at kenara. Zaten öğretmen bana tekrar ettirir canım diyorsunuz. Ya da Türkçe dersi geliyor. Aynı şeyi diyorsunuz arkadaşlar. Oysa ki öğretmen dönem sonunda evet tekrar yapacak ama çok yüzeysel bir tekrar. Ve eğer Gökçe hocam senin unutma hızın yüksekse senin o konuyu unutma hızına göre sürekli tekrar etmen gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Yani tekrar etmek bu yüzden çok önemli. Ve ben her zaman söylerim arkadaşlar kaliteli bir gözlük alıyorsunuz. Ya da kaliteli bir araba alıyorsunuz, bir telefon alıyorsunuz, kaliteli bir ev alıyorsunuz arkadaşlar. Ve hep evlerin, arabaların, gözlüklerin ya da çok kaliteli giysilerin, telefonların nesi vardır arkadaşlar? Garantisi vardır değil mi? Kurum size der ki sen buna bu kadar para verdin ama bana güven. Eğer bir şey olursa da gel beni bul ya da arabaları kaskolatırız. Neden? Çünkü o çok kıymetli ve korunması gerekiyor. Peki arkadaşlar bilgilerimiz kıymetli değil mi? Düşün ki Gökçe Hocam sen fizik dersinde kuvvet konusunu işleyene kadar bir ay çalıştım. Bir ayın gitti. Çok kıymetli. Peki dedin ki Allah'ım Allah, ım, Allah ım şükürler olsun bitti. At kenara. Beş ay sonra ya döndün ya dönmedin. Beş ay sonra döndüğünde o konuyu sence tekrar etmen yeterli mi olacak? Yoksa dön başa geri mi sarman gerekecek? O yüzden demem o ki arkadaşlar nasıl kıymetli şeylerin kaskoları, sigortaları, güvenceleri varsa bilginin de garantisini ancak tekrar verir. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulmaya mahkumdur. Ama bahsettiğim tekrar öğretmenle yaptığın, dershanede yaptığın, kursta, uzaktan eğitimde herkesle birlikte yaptığın tekrar değil. Sen özelsin senin farklı bir öğrenme yapın var. Bu yüzden bu analize girdiğinde mesela bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz hiçbir zaman şu kaygıyı yaşamıyor. Hocam ben bugün bu konuyu işledim. Canlıların ortak özelliklerini işledim. Acaba ne zaman tekrarını yapayım diye düşünmüyor. Çünkü bizim öyle bir sistemimiz var ki arkadaşlar kayıt olur olmaz girdiği analizde unutma süresini gün olarak ölçüyor. Örnek veriyorum Ayşe'cim. Sen 18 günde bir unutan bir yapıya mı sahipsin? Bugün 10 Ağustos. Bugün canlıların ortak özelliklerini işledin. Yapay zeka sistemi 18 günkü çalışma programına bugün öğrendiğim konunun tekrarını getiriyor. Ve bunu bütün konular için yaptığını düşün. Yani her şey garanti altında ve sen artık o bilgiyi bir kere tekrar ettin, iki kere tekrar ettin, üç kere, dört kere belki dönem sonunda Ayşe'cim. 7 8 kere tekrar etmiş oldun. Yani artık o bilgi ön bellekte değil, arka bellekte unutulmayan kıymetli bilgiler arasına gidiyor. Yani sen sınava kadar o bilgiyi aynı sıcaklıkta tutmuş oluyorsun. Bu müthiş bir şey değil mi arkadaşlar? Biz bunu hepimiz çok eksik yapmıyor muyuz? Evet Gökçe hocam. Gökçe Hocam sana şöyle söyleyeyim ve diğer öğrencilerime arkadaşlar bilgiyi öğrenmek işin kolay kısmıdır. Çünkü eğer sıfırsanız bilgiyi dershaneden de öğrenirsiniz, YouTube'dan da öğrenirsiniz, bize kayıt olursunuz, biz de size bilgi öğretiriz. Hatta kitap alırsın, okursun, okursun bilgiyi o an öğrenirsin. Ama asıl marifet Gökçe Hocam'ın da dediği gibi Bilgileri dağınık ve karışık bir şekilde öğrenmek değil arkadaşlar. Asıl marifet öğrendiğin bilgileri sınav tarihine kadar sıcak tutmak. Eğer bunu yapamıyorsan öğrenmek için ayırdığın zamanı çöpe atıyorsun demektir. Anlaştık mı unutma hızı çok önemli ve biliyorum aranızda unutma hızını bilmeyen, öğrenme yapısı nedir bunu bilmeyen, kendini hiç tanımayan tamamen yıllarca gelişe güzel geleneksel eğitimlerle insanları taklit ederek çalışan öğrencilerim var. Ama bugün bu seminere bunun için katıldınız arkadaşlar. Ve bu seminerin sizin için en büyük kazanımı kendinizi merkeze almanız olacak. Her şeyi kendinize özel yapmanız gerektiğini bu seminer sonunda çok iyi idrak edeceksiniz arkadaşlar. Analize seminer sonunda nasıl gireceğinizi tarif edeceğim. Şimdi geliyorum. Birinci maddem neydi kendini tanı? İkinci maddem arkadaşlar mevcut seviyeni bilmek zorundasın. Gireceğiniz sınavlar aranızda YKS öğrencilerim de var, KPSS öğrencilerim de var. Bir puan sınavı değil mi arkadaşlar? Yani hedefte bir puan var. Gökçe Hocam ne yazık ki unutma hızını bilememen sanıya bir yıl kaybettirmiş. Ama ben bir yıl daha kaybetmeni istemiyorum. O yüzden doğru adrestesin. Şimdi geliyorum ikinci maddeme. Arkadaşlar sizin gireceğiniz sınavlar puan sınavları. Yani YKS ise 500 tam puan üzerinden, KPSS ise arkadaşlar 100 tam puan üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla sizin hedefiniz ne kadar yüksek olursa olsun öncelikle sahip olduğunuz şu anki seviyenize alabileceğiniz puanı bilmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum ben tıp fakültesi hedefliyorum. Hedefim 500 puan. Ben şu an kaç puan alabiliyorum? Bunu bilmeden yola çıkarsam arkadaşlar 500'e ne kadar uzak olduğumu bilmezsem neye göre çalışacağım? Ya da ben KPSS öğrencisiyim. Hedefim 90 puan almak. Ben şu an 60 mı alıyorum? 70 mi alıyorum? 80 mi alıyorum 50 mi alıyorum ben şu an kaç puan alıyorum bunu bilmem gerekiyor. O yüzden biz yine tek uzeme kayıtlı olan öğrencilerimizde arkadaşlar kayıt olur olmaz mevcut sorumlu oldukları bütün derslerdeki seviyelerini ölçüyoruz. Diyoruz ki gel bakalım gel bakalım sen bize kayıt oldun. Senin hedefin 90 puan almak ya da senin hedefin 500 tam puan almak YKS'de. Gel bakalım bir hedefine ne kadar uzaklıktasın ölçelim. Ona göre yol haritası çizelim. Yine örnek vermem gerekirse arkadaşlar ben tatile gideceğim Muğla'ya. Dalamana tatile gideceğim. Benim konumum şu an Ankara. Ama Gökçe hocam örnek veriyorum İstanbul'da. Ya da Ayşe hocam İzmir'de. Ya da bir başka öğrencim Aydın'da. Şimdi hepimizin konumları farklı ama biz bir date planladık. Dedik ki herkes şu gün şu saatte Muğla Dalamanda otelin önünde locada bizi bekleyecek. Anlaşmamız bu. Şimdi ben şunu diyebilir miyim arkadaşlar? E, herkes farklı yerden geliyor ama beni ilgilendirmez. Ben ne zaman istersem o zaman çıkarım diyemem. Ben Ankara'dayım. Belki içlerinde en uzak olan kişi benim. Benim daha erken yola çıkmam gerekiyor. Çünkü kilometre mesafem daha fazla. Ama Aydın'da olan kişi bir tık daha yakın. İzmir'de olan kişi bir tık daha yakın. İstanbul'da olan kişi belki bir tık daha yakın. Dolayısıyla arkadaşlar hedefiniz her birinizin atanmak ve kazanmak olsa da başladığınız yer farklıysa aradaki mesafeyi ölçmek zorundasınız. Eğer ölçmezseniz Herkes de aynı anda yola çıkarsanız biriniz varırken diğeriniz daha yolu yarılamış olur ve sınav tarihi gelir ve çatar. Anlaştık mı? O yüzden tek o zemin kayıtlı olan öğrencilerinde mevcut derslerdeki seviyesi kaç tane dersten sorumluysa her biri ayrı 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 ölçülüyor. Çok fazla ders çalışmak önemli değil hedefine doğru yani hedefine doğru ilerleyebilecek çalışmayı yapman gerekiyor. Aynen öyle Gökçe hocam. Benim 100 kilometrelik mesafem varsa ben o 100 kilometreyi yapayım yeterli. Düşün. Bir de aynı örneği şöyle devam ettireyim. Daha önce Muğla'ya gitmedim. Ve beytim var. Yani o gün orada olmam gerekiyor. Yoksa beni almayacaklar otele. Ankara'dayım. Hiç mevcut kilometre hesabı da yapmadım. Altındaki araca da çok fazla güvenmiyorum ve yanımda daha önce giden bana rehberlik edebilecek biri de yok. Navigasyon da yok. Gidiyorum. Oraya giriyorum soruyorum yağmurla ya nasıl giderim? Biri diyor ki şuradan git. Başkasına soruyorum buradan git. Dolanıyorum. Ama saat geçiyor. Date saatine çok yaklaşıyorum bilinçsizlikten dolanıyorum bir sürü arabada kilometre de yakıyorum ama sen o kilometreyi doğru yolda yakmadığın sürece istersen iki katını yak. Yine Muğla Dalaman'a ulaşamayacaksın. Yani Muğla Dalaman neresi arkadaşlar hedefim? O yüzden siz de mesela ders çalışmaya başlarken ama hocam ben çok çalıştım gecemi gündüzüme kattım benim YouTube'da izlemediğim hoca kalmadı diyorsunuz ya ÖSYM buna bakmıyor arkadaşlar. İstersen bütün hocaların CV'sine kadar yazacak kadar tanı. Hiçbir önemi yok. O hoca sana ne kattı? O hoca sana doğru rehberlik etti mi etmedi mi? Sen hedefine yani bütün konularını bitirmeye sınav tarihine kadar yaptın mı? Bunları tamamladın mı tamamlamadın mı? Bitti. ÖSYM'nin yaptığı şey bu. O yüzden arkadaşlar aradaki mesafeyi kapatacak doğru çalışmaları yapmanız gerekiyor. Şimdi geldim. Üçüncü maddem. Seviyenize göre çalışma şeklinizi belirlemelisiniz. Aranızda kimler matematiği hiç sevmiyor? Ya da matematikle arası iyi olanlar var mı diyelim. Gökçe hocam sanırım sayısalcı. Matematiği seviyor. Çok güzel. Sevmeyen kim peki? Hocam bana matematik demeyin. Tuğba hocam da anlaşılan benim gibi sözelci. Arkadaşlar ben de okul öncesi öğretmeniyim bu arada. E, sözel alanda dereceyle öğretmenlik eğitim fakültesini kazandım. O yüzden matematikle falan... Asla aram yok. İnanın ki hiç aram yok. Yani hala bile öğretmen oldum. Yıllardır eğitmenlik yapıyorum. Hala bile aram yok. Ve size o zaman şöyle söyleyeyim. Tuğba hocamın matematiğe ayırması gereken süreyle Gökçe hocamın matematiğe ayırması gereken süre aynı olabilir mi? Bak biri mi diyor ki hocam ben matematiği çok seviyorum. Biri diyor ki hayır ben sevmiyorum. Birinin seviyesi çok daha iyi, birinin seviyesi çok daha geri. Sizce kim daha çok çalışır matematiğe ya da doğru mantık bize neyi gösterir? Tuğba hocam mı daha çok vakit ayırır yoksa Gökçe hocam mı daha çok vakit ayırır? Aynen öyle Gökçe hocam. Gökçe hocam bu arada sorunu gördüm yanıtlayacağım. Neden sevmiyorum biliyor musun? Çünkü hiç üzerine düşmedim. Sağ olsun kulakları çınlasın bir hocamız da vardı o da çok da sevdirme yanlısı değildi. O yüzden yani barışamadım. ...aslında ben şunu çok iyi biliyorum... ...öğretmen olduktan sonra da daha iyi biliyorum... ...arkadaşlar Allah bize öyle zeka... ...öyle bir algılama şekli vermiş ki insanoğluna... ...aslında doğru emek verdiğim bütün bilgileri öğrenebilirsin... ...biliyor musun? Bak ben yüzde %1500 sözelci bir alanım... ...dedim ya ben sözelde derece yaptım arkadaşlar... ...okul öncesi öğretmenliği mezunuyum... ...ama ona rağmen ben şu an biliyorum ki... ...ben bu sistemle matematiği sıfırdan başlasam... ...bu sistem matematikte bana... %70 %80'e yakın başarı sağlatır. Ben emek vermediğim için öğrenemedim. Arkadaşlar siz de öyle yapıyorsunuz. Yaptığınız şey ne biliyor musunuz? Hocam matematik sevmediğim için matematik çalışmayacağım. Peki diyorum. 120 tane soru var. 30'u matematik. Böl bakalım 120'yi 30 30 120 30'dan. Kaçta kaçı yapıyor arkadaşlar? 4'te 1'i. Yüzdelik olarak ne yapıyor? 25. Yani çık 25'i. Yüzden çıkar 25'i. O kadar da matematiğimiz kötü değil tabii ki de. 75. Peki sen 75 puanla atanabiliyor musun? Hocam hayır saçmalamayın. Nereye atanayım? Benim hedefim 90. E 90 hedefliyorsun. Diyorsun ki ben matematik çalışmayacağım. Nasıl alacaksın? Ya da YKS. Hocam ben sınıf öğretmeni olmak istiyorum. Eşit ağırlıkçıyım ama matematik yapamam. Kazanabilir mi? kazanamaz değil mi arkadaşlar? O yüzden benim matematiğim temel seviyede ise bak ekrana ki bu ekranda gördüğünüz bilgiler çok kıymetli. Hatta ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar çıt ekran kaydını alırım. Çünkü başka hiçbir öğretmen, başka hiçbir eğitim kurumu arkadaşlar size öğrenmeyi parçalamaz. Onlara göre nedir biliyor musun öğrenci? İyi öğrenci vardır, kötü öğrenci vardır. Derece öğrencisi vardır, başarısı öğrenci vardır. İkisinden de aynı parayı alır ama öğretmen hep bunu besler. Hep bunu besler der ki bu zeki çocuk ya niye gidip diğeriyle vakit kaybedeyim ki? Ben niye gelip sana dört işlemi öğreteyim ki benim böyle bir vaktim mi var der. Bunu yaşadınız mı yaşamadınız mı arkadaşlar? Dürüst olun. Aranızda dershaneye kursa giden var mıydı? Dürüst olalım arkadaşlar biz bizeyiz. Ben çok dershaneciyle de görüştüm. Benim dershanede hala bile öğretmenlik yapan arkadaşlarım var. Dershaneye giden bize kayıt olan öğrencilerim de var. Diyorum ki sana yaklaşım ne? Hocam aynı derse giriyoruz. İşte çocuk fen lisesi mezunu. Ee, ama ben kız meslek lisesinde okuyorum. Öğretmen geliyor her şeyi tıkır 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 diğer öğrenci cevap verdiği için mecburen ona yöneliyor. Hocam ben diyemiyorum ki ben dört işlem becerisini bilmiyorum. Ben tekli çiftli sayıların ayrımını bilmiyorum diyemiyorum. Çünkü utanıyorum hocam diyor. Peki Gökçe hocam bak sen sayısalcısın. Sen de eminim benzerini tarihte yaşadın. Yani insanlar şöyle diyor arkadaşlar ya dershaneye geldiysen e hadi canım sen de bir İslamiyet öncesini bil diyorlar. Ama bilmiyoruz ne olacak? İşte bize, bize bu yüzden kayıt olmalısınız arkadaşlar. Bizim sistemimizde ne öğretmen, ne öğrenci, ne yapay zeka öğrenciyi asla yargılamıyor. Diyor ki ya Mevlana'nın bir sözü var ya hatta ne olursan ol yine gel Gökçe. Tarihte temel seviyede misin? Okey gel başımın üstünde yerin var seni tarihte ön hazırlıktan başlatayım. Gökçe sen tarihte matematikte ileri seviyede misin gel ya sana ne ön hazırlık yaptıracağım. Ne konu çalıştıracağım ne tekrar yaptıracağım arkadaşım sen zaten bitirmişsin. Bak ileri seviyenin karşısında ne var? Herkes söylesin ileri seviyede olan bir öğrenci yapay zekaya göre ne çalışmalı? Soru çözümü yapmalı değil mi? Ama Gökçe dershaneye gitse Dershaneye desek ki hocam ben sayısalcıyım. Dershaneden ki ama bu bizi ilgilendirmez. Çünkü biz Eylül ayında sıfırdan derslere başlayacağız Gökçe ve sen de yüzlerce saat üstü sayıları, köklü sayıları, rasyonel sayıları, kümeleri, denklemleri... Dinlemek zorundasın. Çünkü senin seviyenle biz ilgilenmiyoruz. Çünkü biz sadece eğitim veririz. Ve sen bu eğitimi satın aldıysan ister derse gel ister derse gelme. Bunu duyduğunu da adım kadar eminim arkadaşlar. Aynen öyle Gökçe Hocam. Bak Gökçe Hocam'ın yazdığına herkes dikkatli bir şekilde baksın. Diyor ki hocam 10 saat çalışıp vakit kaybetmek yerine aynı konuya iyi olduğum için 2 saat soru çözsem vakit kazanmış olacağım. Aynen öyle. Ve Gökçe hocam o 8 saatlik kısım var ya 8. Bak 2 saat çalıştın normalde dershane sana onu 10 saat çalıştıracaktı. 8 saatlik tasarrufunu al cebe nereye harcayacaksın senin temel seviyede olduğun dersin yok mu? Git ön hazırlık yap. Senin başlangıçta olduğun dersin yok mu? Al 8'i git konu çalış. Yani arkadaşlar elinde bir yakıt var. Bak düşün ki elinde çok kıymetli bir yakıt ya da paran altının var ama diyorsun ki ben hocam sokağa çıkarım ona da veririm buna da veririm. Hayır temel ihtiyacın ne senin? Önce bir ihtiyaç listesi yap en önemli ne ekmek en önemli ne su önce bunları alırsın önce çikolatayı almazsın aynı şey ders çalışırken de öyle arkadaşlar İlla senin zamanın var diye gidip de temelde ihtiyacın olmayan şeyi niye alasın ki? Niye enerjini ona veresin ki? Niye zamanını orada kaybedesin ki? Belki oraya 10 saat çalıştın diye tarihte ön hazırlık yapmaya vaktin kalmadı. Ama senin asıl ihtiyacın orasıydı. Ne olacak? Ne olacak? İyi olduğunda iyi kalacaksın. Kötü olduğunda da kötü kalacaksın. Yani sen sende artış olmayacak. O yüzden arkadaşlar bakın nereye kayıt olursanız olun ya da kendiniz de çalışsanız hiç önemli değil. Böyle bir sistemi uygulayamıyorsanız üzgünüm yüksek ihtimalle o yüzde 99'luk kaybeden. Çünkü şu an ülkemizde sınavlardaki başarı oranı sizi üzmek için söylemiyorum. Aksine farkına varmanız için söylüyorum. Bütün sınavlardaki totaldeki başarı oranı sadece ve sadece yüzde bir. Yüz öğrenciden bir hedefine ulaşıyor. Yüz öğrenciden 99'u bay bay yapıyor seneye yine görüşürüz bay bay. Eğer bu yöntemi uygulayamayacaksan ya da bunu uygulayan bir kurumla çalışmayacaksan üzgünüm ama %99 çoğunluğa girme ihtimalin çok yüksek. Yani geleceğini riske atmış oluyorsun. Gökçe hocam biz bunu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Bak şurada ne dedim mevcut seviyeni keşfedeceğim. Ben seni sorumlu olduğum bütün derslerde seviye belirleme sınavını aldım. Hangi derste temel olduğunu, hangisinde başlangıç, hangisinde orta, hangisinde ileri, hangisinde üst seviyede olduğunu ölçtüm mü ölçtüm. Neyle ölçtüm? Seviye belirleme sınavlarıyla. Dedim ki Gökçe'nin coğrafyadaki seviyesi orta seviye. Bak ortanın karşısına. Ne yaptırıyor yapay zeka? Sen bu konuda orta seviyedesin. Detaylı konu tekrarı yazıyorum programına. Bunu çalışacaksın. Ya da Gökçe sen fizik dersinde ileri seviyedesin. Dördüncü basamakta çıktım. Dördüncü basamaktaki bir öğrenci ne yapıyor? Bak bakalım alıştırma soru çözümü yapıyor. Ya da sen Türkçe'de Gökçe üzgünüm, temel seviyedesin. Ben sana ön hazırlık yaptıracağım çünkü canlı derslere girdiğinde büyük bir ihtimalle o derste anlamayacaksın. Gökçe Hocam eğer ki bir dersteki bizim arkadaşlar nihai hedefimiz tek uzeme yapay zeka sistemine kayıt olan her öğrenciyi altını üstünü çiziyorum. Hangi seviyede olursa olsun temel amacımız 5. yani üst seviyeye çıkarmaktır. Üst seviyeye çıkan bir öğrenci de ne olacak? Göbek mi atacak? Kutlama mı yapacak? Çalışmayı mı bırakacak? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Üst seviyede artık üst seviyeye geçtiyse onu korumak için sürekli yapay zeka sistemi ona özel tekrar yaptıracak. Tekrar bir kere kaçınılmaz. Bu konuda bir el sıkışalım arkadaşlar. İstersen yüzde yüz yani full net çek. Ben sana yine tekrar yaptıracağım. Çünkü zorundayım arkadaşlar. Düşün ki tekrarsız bir bilgi evin kapısını penceresini açıp evde uyumaya benzer. Güvende misin? Güvende değilsin kilitliyorsun kapını. O zaman bilgiyi de kitle şurada kalsın bak. Buradan hiçbir yere gitmesin ve bunu ancak tekrarla yapabilirsin. Eğer ekran görüntüsünü aldıysak geçiyorum dördüncü adımıma. Arkadaşlar kendimizi tanıdık, analize girdik. Seviyemizi ölçtük, seviye belirleme sınavına girdik. Seviyemize göre hangi derste ne çalışacağımızı da gördük, çalışma türlerini de gördük. E artık bunları birleştirelim bir zahmet değil mi? Artık bunların birleşimi demek, program demek. Şu an aranızda kendisini program hazırlayan bir öğrenci var mı? Hocam ben bir program hazırladım ama şöyle böyle işte bir şeyler yapıyorum diyen var mı? Ya da dershaneye giden, dershanedeki hocasıyla program yapan, öğrenci koçuyla program yapan, farklı kurumlara kayıt olan hiç önemli değil. Yani bir programa bir dokümanı olan galiba yok. Çok güzel Çiğdem hocam. Evet Gökçe hocam yapay zeka sistemi o konuda ileri seviyeye bile gelsen unutmaman için o konuya dair sana unutacağın zaman aralığı için tekrar yaptırıyor. Bunu ders çalışma programına ekliyor. Tuğba hocam diyor ki ben hazırladım ama tekrar hazırlayacağım. Evet arkadaşlar bakın bir programın olmazsa olmaz size birkaç özelliğini say sayıyorum. Bir program verimli olmak zorunda. İki seviyeni bilmeden program yaptıysan at çöpü üzgünüm at. O sana hitap etmeyecek. Programın sürdürülebilir olmalı. Benim amacım sana bir gün ders çalıştırmak değil. Benim amacım sana bir dönem boyunca... ...aynı isteklilik, aynı özveriyle ders çalıştırmak. Öz disiplin düzeyine uygun olmalı. Sonuçlarını kesinlikle ölçmelisin. Bir de arkadaşlar bakın sizden ricam... ...bunu yine ben çok öğrencimde duyuyorum. Ve genelde öğrencilerim diyor ki... ...hocam ben gözü kapalı... Kendime öyle böyle yalan dolan ya da kendimce uygun gördüğüm bir program hazırlıyorum. Dümdüz gidiyorum ama aylarca. Aylarca çalış babam çalış, çalış babam çalış, çalış babam çalış. Sonra dershaneye kayıt oluyorum deneme için. Denemeye bir gidiyorum, hocam netim yok. Ben ne yaptım, ne yaptım, ne yaptım diyorum ama zaman da yok. Sınava kaldı bir ay. Ne yaparsınız? Bunu yaşamak ister misiniz arkadaşlar? hiç kimse istemez. O zaman ne diyorum ki bizim sistemimizde kayıt olan öğrenciler bunu çok iyi biliyor. Arkadaşlar arada es verip ben ne yaptım demelisin. Hatta bu eslerin haftalık olmalı. Bir hafta çalıştın mı dön geriye ya kendine güven. Ne kadar puan kazandım acaba? Acaba bu hafta kaç puanlık bir çalışma yaptım? Ya da acaba bu hafta sorumluluklarımın yüzde kaçını tamamladım? Yüzde kaçını eksik bıraktım? Bunu bilmek sana özgüven vermez mi? Mesela ben sana bir rapor göndersem desem ki Çiğdem bu hafta yüzde seksen verimli çalıştın tebrik ederim ama çalışmadığın yüzde yirmi vardı ya onu ben sana çalıştıracağım kusura bakma kaçamazsın bu yüzde yirmiden. Bunu aldığım gibi önümüzdeki haftanın programını ekledim bu hafta çalışmadıysan önümüzdeki hafta çalışacaksın dedim bu senin özgüvenini kuvvetlendirmez mi takip ediliyorum iste. Yani ben kendimden vazgeçsem de benim raporum geliyor elime. Diyor ki hedefine bu hafta 5.7 puan daha yaklaştın. Wow diyorsun. Önümüzdeki hafta 10 puan daha yaklaşırım. Evet Gökçe Hocam. Eğer bu hafta sorumluluğun olmasına rağmen yerine getirmediğin çalışmaların varsa onları yapay zeka tespit ediyor ve diyor ki Gökçe beni kandıramazsın. Ama kendi programında ne oluyor? Tik atıyorsun, geçiyorsun. Ama çalışmadın. sen kendine hesap veriyorsun. Aman çalıştım, vaktim mi var? Önümüzdeki haftaya geçeyim. Eksik eksik konuları aldığınız gibi arkadaşlar üstüne ekle ekle ekle. İşte bu yüzden başarılı olamıyoruz arkadaşlar. Bakın, bu sınavlar imkansız zor, kazanılamaz sınavlar değil. Biz sizin haftalık olarak çalışma performansınızı ölçüp eğer Yapmadığınız bir çalışma varsa o çalışmayı önümüzdeki hafta yeniden size yaptıracağız. Ve o haftaki verimlerinizi yapay zeka size raporlayacak. Olabilir Çiğdem Hocam. Tekrar çok önemli. Bakın bu örneğimi hiç unutmayın. Arabanın kaskosu neyse bilginin tekrarı da odur. Lütfen, lütfen, lütfen. Tabii Gökçe Hocam bak öğrenciyi kendi haline bıraksan var ya. O gider problemleri bile çalışmaz. Der ki hocam aman üf neymiş bu problem? Çalışmayı veririm. Ama öğrencinin hedefi ne biliyor musun? Kazanmak. Bilmiyor ki matematiğin yarısı problemler. Nereden bilsin? Bilmiyor. Ya da tarihte gidiyor İslamiyet öncesine 10 gün çalışıyor. Osmanlı siyasi dönemine geliyor. Hocam az kaldı ben panikledim. Şu geç 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 çağdaşa geç. Asıl elenmemesi gereken yere eledim farkında mısın? değil. İşte arkadaşlar bu yüzden destekliyorum. Bakın, bizim sistemimizin bildiği hiçbir bilgiyi ben yılların öğretmeniyim ve bu kurumda rehberlik uzmanlığı yapıyorum. Çok uzun yıllardır sizin gibi binlerce öğrenci görüşmem oldu sadece benim. Bir de benim gibi diğer arkadaşlarımı düşün ve biz bütün öğrenci görüşmelerimizi arşivliyoruz. Diyoruz ki bu öğrenci kaç kere girdi? nasıl destek aldı. Programa uydu, uyamadı. Her şey kayıtlı bizde. Ve bunları istatistiksel olarak verilerini çıkarıyoruz. Diyoruz ki ya şu an bizim ülkemizde sınava giriş ortalama sayısı 3 ya 3 yılını veriyor insanlar ki 3'ten sonra belki doğru yolu bulursa kazanıyor, belki de kazanamıyor. Ve bizim sistemimiz sizin bilmediğiniz o ders sayısı, derslerdeki konu sayısı, o konudan çıkan soru sayısı o konuyu kaç saat, kaç dakika, kaç gün çalışman gerektiğine kadar bir insan zihninin bilemeyeceği bütün bilgileri biliyor arkadaşlar. Mesela yapay zeka sana şunu net söyler. Tuğba, İslamiyet öncesi Türk tarihinin önem puanı bir. Misalen söylüyorum bir soru geliyor. Osmanlı siyasi döneminin önem puanı sekiz. Bu bunun kaç katı? Bir puan almak istersin, sekiz puan almak istersin. 8. Neden? Senin puana ihtiyacın var. Senin çok konu kalabalığına ihtiyacın yok ki. Belki de Gökçe Hocam sen o bir sorunun geldiği yere vakit ayıramayacaksın. Ne oldu çalışmasan ne olur? Bir, bir puan bir net sana ne kaybettirir? Belki çok az şey. Ha, onu da kaybetme. Biz garanti öğrenme modeliyle zaten seni çalıştıracağız. Ama 8 soruyu göz göre 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 kaybediyorsunuz. Neden? Sınavı tanımadığınız için. Evet Çiğdem hocam bak oraya da geliyorum. Bu sistemi arkadaşlar biz en çok kimin için hazırladık biliyor musunuz? Sorumlulukları olanlar için. Çünkü sorumlulukları olmayanlar takıyor çantalarını koluna tin 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 dershane, tin 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 kurs, tin 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 kütüphane. Peki bunlar yüzde kaçı oluşturuyor arkadaşlar ben size söyleyeyim mi? Sınava hazırlanan KPSS tayfa için söylüyorum. Öğrencilerin sadece %8'i sınav odaklı. %92'si sizin gibi, benim gibi çalışan, çocuklu, evli, staja giden, okula gidenlerden oluşuyor. Peki ben bu sistemi neden bu kadar konforlu yaptım? Neden öğrenciye sadece uyuma kısmını bıraktım? Çünkü senin buna vaktin yok. Senin vaktin olan tek şey önüme hazır gelsin. Biri beni benden daha iyi tanısın. Biri beni benden daha iyi yönlendirsin ve ben sadece ona odaklanayım. Sadece uyum sağlayayım. O yüzden eğer evliyseniz eğer çocukluysanız, eğer hala okuyorsanız, stajınız, okulunuz varsa kesinlikle bizim sistemimizde çalışmalısınız arkadaşlar. Aksi takdirde tek başınızla yetiştirebileceğiniz kadar kolay bir süreç değil, üzgünüm. Gökçe Hocam demiş ki, yapay zeka sistemini sınavı tanıdığı için bana özel bir program hazırlayacak ve bütün konuları öğrenip ilerleyeceğim. Öğrendiklerimi de unutmamak için tekrar edeceğim. Benim şu an kadar anladığım bu oldu. Evet, çok doğru anlamışsın Gökçe Hocam, aynen öyle. Ee, eksiği yok. Yani aslında fazlası yok, eksiği var. Daha geleceğim birazdan o kısımlara. Ama şu an temel o bahsettiğim dört maddeyi anlamışsın. Arkadaşlar program size özel olmalı. Ve bizim evet tabii ki zaten konu atlama gibi bir lüksün yok. Öyle bir lüksün yok. Hatta buna parantez içinde yapay zeka senin seviyene göre günde kaç saat çalışman gerektiğini de sana söylüyor. Diyor ki mesela Gökçe senin hedefin 90 sene 50 puanlık öğrencisin. 40 puan var. <laughs> 40 tane puan yani 40 puan geridesin. Sen diyor daha çok çalış ama Çiğdem diyor 20 puan geride. O bir tık daha az çalışabilir. Çünkü onun eksik konusu daha az. Ve sana özel arkadaşlar bu programa kayıt olduğunuzda yapay zekanın size özel program hazırlaması için çalışabileceğiniz günleri de saatleri de çalışmak istediğiniz dersleri de her şeyi kendiniz seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve geldim. En 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 önemli kısma derler ya tatlının kayma sondadır. 5. Performans takibi. Az önce ne dedim ben arkadaşlar? Bunu en çok dershaneye giden öğrencilerimden duydum. Hocam öyle bir çalıştım. Öyle bir çalıştım ki hiç kimse de durup ya bir deneme yap. Kaç konu bitirdin git bir tekrar et demedi. Son bir ay denemelere yazıldım, girdim. Kayıt olduğum gündeki denememden 3 tane ya fazla var ya da yok. Bunun için mi çalıştım? Sonra başını duvarlara vur işte. O yüzden performansınızı belirli periyotlarda arkadaşlar ölçmek zorundasınız. Mesela bizim yapay zeka sistemimizde bu arada bu direkt sistemin ekran görüntüsü. Öğrenci haftalık olarak çalışma hedefine ne kadar tamamladı, ne kadar tamamlamadı bunu görecek. Ve arkadaşlar en güzel özelliklerinden biri ne biliyor musun? Bu sisteme kayıt olduğunda senin kayıt olduğunda sınıftaki arkadaşlarında sınıf ortalaması ne kadar? Sen ortalamanın gerisinde misin yoksa ilerisinde misin? Bunu da göreceksin. Bu çok güzel bir şey değil mi? Düşün ki ben sana her hafta rapor gönderiyorum. Diyorum ki Çiğdem Hocam bu hafta hızlan. Çiğdem Hocam bu hafta %100 verimli çalıştın. Tebrikler. Çiğdem hocam bu hafta hedefini 10 puan daha yaklaştın tebrikler. Çiğdem hocam bu hafta bu sınıftaki en yüksek neti sen yaptın tebrikler. Ya da Çiğdem hocam bak ortalamanın altında gidiyorsun hızlan çabuk silkelen kendine gel desem bu sende farkındalık yaratır mı yaratmaz mı? Bence çok net yaratır kesinlikle yaratır. Bunları tek başımıza yapamadığımız için arkadaşlar Türkiye'nin böyle dev bir sisteme, öğrenciyi öğrenciden daha çok düşünen bir sisteme ihtiyacı vardı. E biz de arkadaşlar üzerimize düşeni yaptık. Sizi sizden daha düşündük, daha fazla düşündük ve yapay zeka sistemini hayata geçirdik. Bu arada bu sistemin, bu verdiğim bütün bilgilerin telif hakkı bize aittir. Bizden başka Hiçbir eğitim kurumunda böyle bir hizmet yok. En pahalısından en eskisine, en çok reklam yapanından en ucuzuna istediğiniz kurumu araştırın. Hiç kimse sizi merkeze almaz. Herkes öğretmenini pazarlar, herkes kitabını pazarlar, herkes kurumunu pazarlar. Ama kimse ben sana özel bir eğitim vereceğim, seni tanıyacağım demez. <laughs> Ay Çiğdem hocam kalp çok teşekkür ediyorum. <laughs> Öpücüklerimi gönderiyorum. Çiğdem hocam bu arada bizim kayıtlı öğrencimiz arkadaşlar. Bu sistemden faydalanıyor. Biz de birkaç kere görüştük zaten. Ay çok teşekkür ediyorum Çiğdem Hocam. Çok sağ olun. Yapay zekanın yanında bizler de tabii ki arkadaşlar rehberlik uzmanları olarak, öğrenci koçları olarak buradayız. Öğrencilerimizle görüşüyoruz. Sistemimizin kullanım detaylarını, onlara özel çalışma önerilerini, spesifik yöntemleri zaten onlarla paylaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden bence bu yıl YKS'de olsa, KPSS'de olsa bu sistemle kazanmanız, atanmanız çok kolay arkadaşlar. Eğer yolunuz bizimle kesiştiyse gerçekten çok şanslısınız ve sadece bu seminer'e katılan bu kıymetli öğrencilerim, katılımı yüksek olan öğrencilerim için dev bir indirim kodu vereceğim şimdi size. Hangi sınava hazırlanırsanız hazırlanın bütün eğitimlerde geçerli yüzde %20'lik bir benden kodunuz var arkadaşlar. %20 YKS'ye mi kayıt olacaksın? Hatta gelin Birlikte sisteme de bakalım arkadaşlar. Umarım başarabilirim. Sistem yöneticimden rica etsem bana tekuzem.com'u açabilir mi? <laughs> arkadaşlar şimdi sistemimize girelim. Evet Lale Hocam seni de tanıyorum. Çiğdem Hocamı da tanıyorum. Ay çok teşekkür ederim Çiğdem hocam. Kalplerimi gönderiyorum. Hiç birbirimizi hiç üzmeyiz. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Arkadaşlar kayıtlı öğrencilerimizin yorumlarını görüyorsunuz. Bence ben susayım onlar konuşsun. Eğer kazanmak istiyorsanız doğru adrestesiniz ve aranızda öğretmenlerim varsa sistem yöneticim bana yardımcı olana kadar ben ücretle ilgili bilgi aktarayım. Pazartesi gününe kadar geçerli kıymetli öğrencilerim %20'lik bir indirim kodunuz var. E, GGK Eğitim Bilimleri ve ÖABT'de arkadaşlar programımızın ücretlendirmesi. 7 bin liraya kadar düşüyor. GGK eğitim ÖABT. Eğer aranızda YKS minnoş öğrencilerim, tatlış öğrencilerim varsa arkadaşlar, YKS'de de normalde şu an program ücretlendirmemiz 15 bin TL, %20 indirimle birlikte arkadaşlar 12 bin TL'ye kadar düşüyor. Yine paketlerimize sadece GGK, sadece eğitim bilimleri, sadece ÖABT olarak da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hangi eğitime kayıt olursanız Olsun olun yapay zeka Sizinle gireceğiniz sınavı Bölümü atama puanını O sınavda çıkan soru sayısı Konu sayısını o konuların Önem puanını ve en önemlisi Sizi sizden daha iyi tanıyor Ve tam olarak bir hasta Doktor ilişkisi düşün Hastamı tanıdım teşhis koydum Tedaviye başladım Ve birlikte eski sağlığımıza Yani atanmamıza kazanmamıza Kavuştuk sizlerin var mı soruları <laughs> evet Çiğdem Hocam çok teşekkür <laughs> ediyorum Evet bak Lale Hocam erkenden kayıt oldu Çiğdem Hocam e, erkenden kayıt oldu Tuğba Hocam sen A grubuna mı kayıtlısın Evet linkimizi paylaşıyorum Arkadaşlar bu fırsattan faydalanmak için Evet İletim linke tıklamanız yeterli. Bu link kurumsal WhatsApp hattımızın linki. Linke tıkladığınızda ben hemen öğrenci koşlarımı yerime geçer geçmez bilgilendireceğim. Diyeceğim ki seminerden gelen öğrencilerime yüzde yirmi indirim yapıyorsun. Pazartesi gününe kadar geçerli. Lale Hocam diyor ki ben de matematikten başladım. Dersler çok güzel tavsiye ederim. Aa, bak Tuğba çok güzel arkadaşlar bakın Tuğba erken kayıtta ne kadar ucuza kayıt olmuş. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Fiyatlar gittikçe artıyor. Tuğba'cığım şu an indirimli tutarı 12 bin lira seni tebrik ediyorum. Öngören için tebrikler. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz tek uzamlı olursunuz. Hepinizle görüşeceğiz zaten. İnşallah bu yıl hedeflediğimiz üniversitelere, hedeflediğimiz okullara atanırız ve kazanırız. Sizde her şeyden önce yapay zeka sistemine güvenim tam. Kendinize çok iyi bakın. Güzel, etkin, aktif katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar ve öpücükler arkadaşlarım. Dostça kalın, esen kalın ama en önemlisi hoşça kalın kıymetli öğrencilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.